Ne kadar bu akışa ayak uydurabiliyoruz? Bazen zaman bizi kendi hızına kaptırıp kontrole
ele geçirir, kontrolü ele geçirir. Biz zamanı durdurmak isteriz, Ama çoğu zaman bunu yapamayız. İşte bunu yapamadığımız hissettiğimizde de kendimize ait başka bir zaman dilimi yaratmak isteriz. Peki bu ne kadar gerçekçi? Bazen bir film gibi, tıpkı durdurduğumuz bir video gibi olmalı hayat. Dediğimiz anlarda gerçekten koparız akıştan bu süre. Ve başka bir hikaye dair olmak isteriz. En azından kaç dakikalığına. Hayatı durdurup film oynatarak yapabiliriz bunu ancak. Aslında yeter de bize bu. Dakikalar, bazen sadece kafamızı dağıtmamız, bazen eğlenmemiz, bazen de başka evlere girmemiz için başka evlerin pencerelerinden tanıdığımız, bazense hiç bilmediğimiz manzaralara şahit olmamız için. Bu yıl düzenlemeye başladığımız ve sürdürmeye hedeflediğimiz liseler arası festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle açılışımıza yön dinletimle eşlik eden dilekçi sınıf öğrencimiz Azmi Arda Aslan'a teşekkür ederim. Sizlere yarışımızı seçici kurulunu tanıtarak başlamak istiyorum. Jüri başkanımız, tiyatro, dizi, sinema oyuncusu ve yönetmeni Gürol Tombu. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi Kerem Taban. 9 Eylül Üniversitesi ve Güzel Sanatlar Enstitüsü öğretim görevlisi Doktor Ziha Çıban Öztan. Gelişim Koleji'nin ilk mezunlarından olan yapımcı ve yönetmen Ali Evren Ülçekin. Çekimleri dolayısıyla aramızda olamayan jüri üyelerimiz, senarist ve yönetmen Tayfun Meğer ve oyuncu Eren Özdemir'e teşekkür ediyorum. Biz okul olarak ev sahibi yaptığımız yarışmaya katılmadık. Ancak Film Eleştiri Kulübü, Yaratıcı Yazarlık Kulübü ve Kültür Tiyatro Kulübü olarak hazırladığımız bir film var ve balon aldık ve açılışta sunmak istedim.
Bizden başka kimseyi göremiyor. Thank you.
okullarımızın sınırını izlemeden önce İstanbul'daki yoğun çekim programına rağmen bizi kırmayıp bir gün aramızda olan değerli jüri başkanımız Sayın Karol Tombul'u açılış konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla saniye davet. Salonu biraz daha aydınlatıp, görmek isterim. Arkadaşlar, ben ortak bir tutumun peşinden koşan tüm jüri arkadaşlarım adına selamlıyorum. Her şeyin açılışı sorduğum aslında balon şöyle biraz aldı. Geçenleri kutluyorum. Keşke elimde böyle uzaklara önce söyleseydi de balonlar da gelse. Çünkü en önemli şey bütün sanat dallarını yaratan aslında hayal gücünüz ve bunun bir matematiği yok. Ama burada ne mutlu sizi aranızdan yetişen o hayalden müteşekkir, koşan somut o tutkunun peşinden koşup o hayalden gerçekleştiren sevgili Ali arkadaşımız var. Ne güzel. Sevgili Kerem Zuhal Hoca, diğer arkadaşlarım benim için geçerli olan, burada filmde olduğu gibi babam hukukçu olmamı isterdi, bir başka işte aile matematikçi olmamı isterdi, doktor olmamı isterdi. Ben hukuk fakültesini bıraktım ve tiyatroyu seçtim. Bu zamanda söyleyemedim tabii. O yıllarda şimdi bu dönemcilik karşılaştırınca ne iyi, eğitmenler var, öğretmenler var, kurucular var, yöneticiler var diyorum. Çünkü o zaman kıyamet koptu. Sizden beklenen daha sayısal değerli, değerde olan diplomalar olan sizler orada tiyatro ve oyuncu diploması getirince bedeli onun uzun süre evden ayrı kalmak oluyor. Neyse uzatmayayım. Şöyle söylemeyeyim. Bir kere burada bu heyecanı paylaşmak çok güzel. Benim için şöyle bir heyecan da var. Yıllarca burada Muzaffer Hoca'nın gayet güzel sayıda veren ve diğer arkadaşlarımızın destekleriyle burada tiyatro festivalleri oldu. Tekrar bu sahneye çıkmak gerçekten çok heyecanlandırdı beni. Heyecanımı söylemek istiyorum. Sizlerin yarattığı filmler çok heyecan vericiydi. Bunu çok önemsiyorum çünkü konuşmadan, çok uzatmadan bu heyecana ortak olan isimlerden ilk söz edeceğim. Ve tabii burada fotoğrafını görünce Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında Fethullah'a ait olan ama daha sonra başına eklediği bir sözcükle atıfta bulunduğu bir sözcükle başlaması ve balon filmini de görünce orada der ki öğretmenler sizden bir anı görür. Bireyler, nesiller, şeyler. Şimdi oradaki irfan kelimesi de çok önemli. Yani ilim tamamdır, vicdan tamamdır, bunları öğretebilirsiniz ama irfan, anlamak, bilmek, kendi çabanızla, kendi deneyimlerinizle ve öğrendiklerinizle bir şeyler yaratabilmek, kültür hayatına katkıda bulunabilmektir. Bu anlamda öncelikle bunun için özel bir alana ihtiyaç var. Her açılış konuşmasında olur. Benim de gerçekten samimi olarak teşekkür etmem gerekenler var. Bir kere gençler için böyle bir alan yaratıldığı için irfan konusunda özellikle Gelişim Koleji'nin hem kurucu hem yönetici hem emek veren bütün öğretmen arkadaşlara, emeği geçen bütün bu organizasyonu yapan bütün herkese bir teşekkür ve alkış borcum var. Bence onlar alkışlanmayı bizden daha fazla hak ediyor. İkinci alkışım tabii gençlere. Bu yaşta gerçekten böyle bir tutkunun peşinde koşmak ve onu somut bir film haline getirebilmek çok önemli bir çabadır. Bu alanı değerlendirdiğiniz, bu alanda heyecan verici üretimler yaptığınız için gençlere de bir alkışım var. Bence onları da alkışlanması gerekiyor. Tabii sinema olunca konu az önce söylendiği gibi o balonların peşinde koşan, burada kısa bir filme de konu olan 16 yaşındaki Afif ve Cari'yi anmadan olmaz. Çok genç insanların savaştan yeni çıkmışsınız ve orada Darül Beda'yı, şimdi İstanbul Şehir Tiyatroları, çok gencecik insanlar Müslüman Türk kızlarını sahneye çıkarmak adına bir çabanın içinde oluyorlar. Yine genç bir subay
Fuat Uskunay, eğer elinde Almanya'dan getirdiği bir makine olmasaydı, Yeşilköy'deki Rus anıtı, yani 1. Dünya Savaşı'nın önemli bir simgesidir, onu çekmeseydi, Enver Paşa genç yaşta genç insanlara bir sinema dairesini kurdurmasaydı, yine Ahmet Bey'in çok genç yaşta genç oyuncularla tiyatrodan sinema perdesine bir çabanın içine girmeseydi ve Muhsin Ertuğrul çok genç yaşta tiyatro tutkusunun yanına eğer sinema tutkusunu da eklemeseydi, bugün belki de Türk sinemasından söz edemeyecektik. Çok önemli isimlerdir, minnetle anıyorum. Ama Mustafa Kemal anısıyla, bilinmeyen bir anısıyla bitirmek isterim. Beni çok etkilemişti. Mustafa Kemal dönemi bir belgeseli yapmıştık biz TRT ile. O yıllar TRT Flu değildi hocam, onu söyleyeyim. Orada Cemal Sahir adıyla karşılaştık. Biz Cemal Sahir 16 yaşında 1. Dünya Savaşı başlayınca baba hariciyeci, yani dış ilişkilerde, oğlu hem matematik hem dış ilişkiler okusun diye o zaman Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu'nun olduğu Budapeşte gönderiyor. Diyor ki savaştan hem kaçmış o hem de işte bu eğitimi al. Fakat orada seyrettiği kısa bir film, bir operet filmidir. Cemal Sahir 16 yaşında operetlerin tutkunu olmaya başlıyor. Ve onun peşinden gider. İşte Macaristan'da, Avusturya'da müthiş operetler seyreder. Hem İstanbul hem İzmir tarihi için önemlidir. Cemal Sahir sizlerin yaşında işte gidip Sahir Operetini kurar. Döndükten sonra 1. Dünya Savaşı bitmiş. Gelince benim yaşadığım gibi, baba tabii onu evlatlıktan reddetmiştir uzun süre. Cemal Sahir, Sahir Operetini kurar ve İstanbul'da bugün operanın da perde açtığı Süreyya Sineması'nı kiralar. İzmir'de de Elhamra'yı kiralar. Çok enteresandır. Sonra buralar opera binaları oldu. O zaman sinemaydı. Cemal Sahir genç, yakışıklı, olağanüstü bir kişi. O zaman Cordelia'nın, Karşıyaka'nın kızları onunla fotoğraf çektirmek için, o patlayan barutlu makinelerde fotoğraf çektirmek için kuyruğa girerlermiş. Öyle belgeler var. Tabii dönem henüz Mustafa Kemal devrimlerinin oturmadığı bir sistem içinde olduğu için Cemal Sahir'i ne yazık ki operet dünyasından uzaklaştırır sistem. Yasaklar, hakkında soruşturmalar açılır. İşte sığınacağı liman yoktur, babamız savunmaktan vazgeçmiştir. Bunun üzerine Cemal Sahir bir tiyatro topluluğu kurar. Onun böyle çok kısa filmleri İstanbul'da Sinematek'te onarılıyor. Umarım onarılır ve yayına girer. Ve Anadolu'ya turneye gider. Anadolu şimdi bizim devlet tiyatrosunun yaptığı gibi lüks otellerle dolu değil. İşte tahta kuruları, o işte bir bavulla gidersiniz. Ödeyecek işte gücünüz yok. Neden? Çünkü her gittiği yerde Cemal Sahir'in oyunları yasaklanır. Yasaklanınca otel parasını ödeyemeyeceği bir günde Mustafa Kemal şapka kanunu çıkarmış ve Cemal Sahir'in turnede olduğu o Anadolu iline gelmiştir. Bilirsiniz görüntüleri, tren gelir, paşa şapkayı çıkarır, beyler bu şapka der. Cemal Sahir'de böyle bir fotoğraf var. Hazreti Google'da, YouTube'da görürsünüz. Cemal Sahir, Macaristan'dan aldığı, Viyana'dan aldığı Panama şapkası, o beyaz müzikallerde olan şapkayı kafasına takar. Ve yüzlerce işte gerici kişi içinde o şapkasıyla yer alır. En arkadadır fotoğrafta. Tabii Mustafa Kemal de şapkayı çıkarıyor ve diyor ki, işte beyler bu şapka, o arada da görür. Aa, orada biri var, gelsin falan der. Bir de bakar ki operetlerini dinlediği 19 yaşındaki Cemal Sahir, eller tahta kurularından kanlar içinde. Cemal Sahir, sen burada ne arıyorsun der. Der ki paşam, böyle böyle operetleri yasakladılar. Bir tiyatro grubu kurdum, burada da yasakladılar. Ve ben otel parasını ödeyemeyecek haldeyim. Bana yardımcı olun diye. Ne kadar? O zamanki belgelere bakıyoruz. 11 lira, kimi belgelerde 17 lira. Paşa ceplerini yokluyor ve 5 lirası çıkar. Diyor ki bunu al, döner dönmez sana üstünü göndereceğim. Neyse uzatmayayım. Cemal Sahir diyor ki mümkün değil. Bizi burada öldürürler paşam. Yaverlerine dönüyor, sizde para var mı diye. O parayı yaverleri çıkarıyor, veriyor. Bu para devletin ilk defa operaya, tiyatroya
ve filme verdiği ilk ödenektir. Onun için Mustafa Kemal'in bu topraklarda yaptığı şeyler çok büyük. Yani 19 yaşındaki bir gence 11 lirayı ilk ödeneğidir. Yani bugün ödenekli operadan, baleden, işte devlet yardım alan sinemalardan, salonlardan, tiyatro ödeneklerinden söz edebiliyorsak, o cebindeki 5 liraya yaverlerinden borç para alarak Mustafa Kemal'in yaptığı bir şeydir. Yani bir alan yaratmıştır ve döndükten sonra da balon filmini seyrettikten sonra konuşmayı değiştirdim çünkü. Minnetle anmalıyım. Çünkü döndükten sonra da şöyle der 26 yılında. Beyler, operayı, baleyi, tiyatroyu, sinemayı koruyacak bir yasa çıkarmalı ve onlara bir okul kurmalıyız. İşte 33 yılında ilk defa Musiki Muallim Cemiyeti kuruldu. İlk oyuncular, ilk ödenekler, ilk talebeler bugün Türk sinemasında, tiyatrosunda, operasında çok önemli isimler olan kişiler. Onun için bugün Gelişim Koleji'nin yaptığı şeyi aynı nokta ve aynı heyecanda karşıladığımı bilmenizi isterim. Çok önemlidir bu organizasyonu yapabilmek, buraya bir işte fon ayırabilmek, bu anlamda her türlü çabanızı eğitimin dışında sürdürebilmeniz. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Umarım Cemal Sahir gibi sadece sayısal değerde değil, hayatınızın ve hayallerinizin peşinden koştuğunuz her alanda desteklenir. Her alanda daha iyi günlerde karanlığa karşı bir mum ışığı olursunuz. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Sabrınız için de teşekkür ederim. Sayın Gürol Tombul'a teşekkür ediyoruz. Şimdi festival filmlerini izlemeye hazır mısınız? Sizleri festival filmleriyle baş başa bırakıyorum. Happy. Art has put me in a deep drunkenness. Just now, there was a beautiful scene in the play. I cried, and cried with bliss. I really cried. Applause, applause, applause. The curtain closed. They brought me flowers. Mr. Hussein Saad was waiting backstage. He stopped me, kissed me on my forehead, and said, "Our stage needs a woman, a devotee of art." I was that devotee, he said. From going on stage. Mr. Hussein Saad had kissed me on the forehead for going on stage, but the police did not let me leave. After a week, in a cold stone room, I got a slap on the face because of this prohibition. I have never forgotten that slap. "We won't let the likes of you live in this country," they said. It was impossible to expect otherwise. But they did not know I'm an Anatolian woman.
Of course I will resist all this. I get on stage again, but these unbearable headaches do not let me act anymore. These dark souls give me headaches. I don't have shackles on my feet, nor handcuffs. Has a price. I can only put up with these people by numbing my brain. Selahattin, my love, if it wasn't for him, I couldn't have faced all this. But love does not have a good heart. And me, my stage name is Jale. I'm a drop of dew. There have been many dew drops in these lands. You beautiful lady. Yes, I mean you. We have gathered without seeing each other. Drop by drop, we have collected hope for you. Thank you.
Bugün benimle ne konuşmak istersin? Bilmiyorum ki. Geçen seans kaldığımız yerden devam etmek ister misin? Ya olabilir, olmayabilir. Bu sefer de sana söyle ya. Peki, öyle olsun. Çok uzun zamandır bana geliyorsun. Babanın şiddetini, baskısını, birçok şeyi bana anlattın. Eğer kendini hazır hissediyorsan annenin ölümünü de anlatmak ister misin? Ya bazı konularda insan böyle tıkanır, böyle boğaz sıkılır gibi olur ya. Annem de benim için öyleydi. Yani annemi anlatamıyorum yani çok o kadar yani aynanın karşısına geçip çok konuştum kendimle dedim an diyorum kalıyorum annem diyemiyorum. Merak etme, burası güvenli bir alan. Burada senin hislerini, duygularını, yaşadıklarını konuşmak için geliyoruz zaten. Şimdi ne düşündüğünü, ne hissettiğini, özellikle annen ve babanın evliliği hakkında ne hissettiğini anlatabilir misin? Ya ayrılamıyorlardı ve ben... Biliyor musun, ben anneme çok kızgındım. O zamanlar çok kızgındım. Ya... Mesela kavga oluyor, ortada kıyametler kopuyor. Babam alıyor ceketini, çıkıyor evden, aylar sürüyor, gelmiyor, sonra geliyor, barışıyorlar. Yine aynı şey. Bu ne ya? Ben anneme çok dedim. Anne dedim, bak boşan, kendi başımızın çaresine bakarız bir şekilde, bir şekilde bakarız. Beni dinleseydi belki şu an hayatta olacaktı. Aslında çok küçük yaşta, çok büyük bir bilgiymişsin. Sen anneni kurtarmaya çalışmışsın. Küçük idil olarak da anneni korumaya çalışmışsın. Peki bu konuda kendini, özellikle annenin ölümü hakkında kendini suçlu hissediyor musun? Ya ölümü değil suçlu, yani şöyle... Ben çok dışarı çıkan bir çocuk değildim yani. Hep annemin yanında olayım, annemin elini tutayım, hep annem yanımda olsun. Annemi koydum diye şey yapardım. Evde bıçakları saklardım mesela. Babam annemi bıçaklar mı yapıldı diye. Balkon kapısını kilitlerdim acaba balkonlar atar mı diye. Bir konuda kendimi çok suçluyorum. Annemin öldüğü sabah arkadaşlarımla dolaşmaya gideceğiz. Ben hep ama hep istisnasız o güne kadar annemi hep öperek çıktım evden. Ya ben çıkmazdım hatırlamıyorum. O gün uyuyakaldım ve ara vereceği yerden çıkmazdım derdim. Odamdan kapıya doğru yöneldim. Annem yatak odasında ağrım annemi öpmedim dedi. Neyse ya dedim. Akşama da gelince öperim dedi. Ve gitti. Tabii artık akşam oldu. Biz arkadaşlarım o gün devirdik geldik. Ben eve döneceğim otobüste. Annemi arıyorum bir şey daha sinirli falan. Annem tarafını açmıyor. Arıyorum annemi açmıyor. Ay. Bir şey oldu. Arkadaşlarıma hissetmek istiyor yani. Merak ettim. 40 yılın başı dışarı çıkmışım. Annem açmıyor. Arkadaşlarım beni sakinleştirmeye çalışıyor. Ben arıyorum hala. Telefon bir anda açıldı. Aa diyorum anne neredesin? Sabahtan beri seni arıyorum falan. Ayrıca tıp teknisyeni açmış telefonu. Anneniz ağır yaralı babanız tarafından yaralandı. Hemen buraya geliyor. Ben zaten tabii bir şok oldum ve telefonundan düşmüş. Hangi hastanede falan demişim hani. Kesin kesin hatırlıyorum ben oraları. Sonra hemen gittik hastaneye. Baktım abim hastanenin bahçesinde eli ayaklı sıra vaziyeti oturuyor. Gittim abimin yanına. Abi dedim nasıl annem iyiydi mi? Görmek istiyorum annemi. Ne olmuş falan. Abim konuşmuyor. Böyle yaptı. Yüzüme baktı. İdil dedi. Bence İdil kaybetti. Peki o sırada ne hissettin? Ben ya bırakabilir çekili
hissediyorsan artık devam etmek ister misin? Ya cenaze işlemleri falan. Ben sonrası hatırlamıyorum. Peki öncesini hatırlıyor musun? Öncesinde de ya, ben mutluydum ya. Annemleydim. Çünkü yani ondan önce işte o olaydan sonra ben nasıl bir çocuk olduğumu unutmuştum yani. İdil kim, neyi sever, neden hoşlanır. Bir gün 6 ay sonra bir gün sanki böyle uyuklanıyormuş gibi adem kendimi hatırlıyorum dedim birden. Ben nasıl çocuk olduğumu hatırlıyorum. İşte Eri'yi çok severim. Çile'yi çok severim. Cumartesi günlerini çok severim. Ve perşembe günlerini hiç sevmezdim. Sevip sevip sevmezdim. Annem de perşembe günlerini sevmezdim. Peki babam? Baban senin için resmin neresinde? Ya babayı anlatmak çok zor benim için gerçekten. Evet, biyolojik olarak babam ama ruhsal anlamda onu hayatımda hiçbir yere koyamıyorum. Çocukken nereye koyduğumu da hatırlamıyorum. Ama baba soracak olursam bunları bana söylemek ister miydin diye çok isterim. Senin tonturan ne o zaman değil? Ya bunca zaman hep annem vardı önümde. Şimdi annem öldü, hep arkadaşlarım sahip çıktılar bana. Yani tuttular elinden, beni ayağa kaldırdılar. Şimdi kimse yok. Düşersem ya bilmiyorum, korkuyorum biraz galiba. Bu korku hissetmem doğal. Bu korku rahatlamanı engelliyor. Ama emin ol bu korkuya yaşarsan çok rahatlayacaksın. Kesinlikle yalnız değilsin. Ben seninleyim, ben senin yanındayım. Ama eğer rahatlamak istiyorsan kesinlikle bu korkuyla yüzleşmen gerekiyor. Galiba ben bunu başarabilirim ya. Ben bunu başarabilirim. İdil hazır hissediyor musun kendini? Sen hayatından balon çıkarmak istiyor musun? Bence istiyorsun. O yüzden gidip çıkar artık. Başaracağım. Başaracağım ya. Sanırım hazırım sana. Artık konuşmanın zamanı geldi. Ve bu son konuşmamız olacak. Anneciğim, seni çok özledim. Umarım geç de olsa benden istediğin tek şey gerçekleştirmemin sevinciyle gökyüzünden beni izlediğine inancımı hiçbir zaman yitirmediğim o güler yüzünü güldürebilmişimdir. Artık geçmişi geçmişte bırakacağım. Bu kadar beklediğim için özür dilerim anne. Umarım bir gün beni anlar ve affedersin. Seni çok ama çok seviyorum.
Abi, nasılsın, Eda? Nasıl gidiyor? İyiyim. Yani iyi gidiyor. Böyle son bir aydır eskiye nazaran çok daha iyi hissediyorum. Daha zindeyim sanki. Sen nasıl gidiyor? İyiyim. Yeni okul nasıl gidiyor? Alışabildin mi bari? Ya alıştım aslında ama böyle çok geçen haftalarda tuhaf olaylar oldu. Mesela işte bizim bir kimyacı var. Çatla ama garip bir kadın geliyor. Geçen gün sınav yapmaya karar verdi bir anda. Ve ben de biliyorsun biraz panik oluyorum sınavlardan önce. Sonra kalemimi unuttuğumu fark ettim sınavın başlarında. Gittim izin istedim, kalemimi aldım, geldim. Ondan sonra sınavın ortasında silgiye ihtiyacım oldu. Kalem kutuma baktım, bulamadım. Sonra işte aklıma geldi, sıramın altına baktım, orada buldum. Neyse sonra aldım işte silgiyi, devam ediyorum sınavı yapmaya. Ama hala böyle elimi tutuyor. Çünkü kadının böyle baskın bakışları üzerinden hani gerçekten çok tuhaf bir kadın. Ondan sonra ben de stresten elime aldığım kalemi yere düşürdüm. Ondan sonra onu işte alıyorum falan, kaldırıyorum. Kadın bir anda kalem kutumu aldı ve fırlattı. Herkesin kafası kalktı zaten, herkes sınavı yapmayı bıraktı. Ben şok geçiriyorum ondan yani. Resmen soğuktuğumu terliyorum. Kadın kopya çektiğini iddia etti ve işte tuttu kolumdan beni. Müdürün odasına getirdi. Ve inanılmaz böyle yalan yanlış şeyler anlatıyorum müdüre. Kimse de beni tanımıyor orada. Yani gerçekten hayatımda böyle iğrenç bir muamele görmemiştim. İnanamazsın yani. Neyse öyle işte yani. Zormuş. Bazen ağaç olmak istiyorum. Konuştuklarını anlatma derdi olmayan. Onun yerine salınan. Ya da bir piyano. Tuşuna basınca her koşulda bir ses çıkaran. Söylediklerinin değer olduğunu aldırmayan. Çatı olmak istiyorum. Güzeli görünür yapan çatılardan. Kum olmak istiyorum. Tebeşir olmak istiyorum. Su olmak istiyorum. İyi bir arkadaş olmak istiyorum. Kuş olmak istiyorum. Bazen parkta oynayan küçük çocuklara bakıp acaba onlardan biri olsam hangisi olurdum diyorum. Ama karar veremiyorum. Bu kendimi bilmezliğimden mi yoksa bir sinek olduğumdan mı bilmiyorum. Bedenimde neden mutlu olamıyorum? Kendimden sıkılıyorum. Gittiğim her yerde ben vardım. Seyircisi olmadan bir sinemaya gitmedim. Masasında oturmadığım bir yemekte olmadım. Ve çoğunlukla da benim olmayan bir pastayı yüklemedim. İnsanlar ben alıntı yapınca anlasın istedim. Ama bunca zamandır aklımda olan tek bir şey var. Ben yetiyor muyum? Yeterli miyim etrafıma? Thank you.
Yöneticilerine plaketlerini almak üzere Halkla İlişkiler Müdürümüz Müjde Ercan'ı plaketleri vermek üzere sahneye davet ediyorum.
katılımcı okullara ve öğrencilerine sertifikalarını vermek üzere katılımcı okullarımızın müdürlerini ve temsilcilerini ve değerli müdürümüz Sayın Aile Öneri sahneye davet ediyorum. Erastan Koleji, Rota Koleji, Ekim Koleji ve Denge Koleji. Beklediğimiz o bölümde. Yani ödül töreninde. Ödüllere ilk olarak en iyi müzikle başlıyoruz. En iyi özgün müzik ödülümüz İyi filmiyle Nur Seda Tonkul. Kendisi sahne davet ediyorum. Sayın Ömer Demirbağ sahneye davet isterim. İlk olarak umut vaat eden kız oyuncumuz İyi filmiyle Nur Seda Tonkul ve Kül Tanrısı filmiyle Kemal Yüzyıl Öztürk. Kendinize davet ediyorum.
Jüri üyemiz Sayın Ali Ege Gültekin'e sahneye davet ediyorum. Ödülümüz var. En iyi yardımcı kız oyuncu. Gelecek filmiyle İmge Dağlar. Kendisi sahneye davet ediyorum. Ödülü vermek üzere de jüri üyemiz Sayın Zuhal Çetin Özkan'ı sahneye davet ediyorum. Gerçekten. Yani sıralama da o kadar önemli değil. Filmleri izlediğimde çok şaşırdım. Çok beğendim. Hepsini ayrı ayrı. Gerçekten her kategoride oyunculuktan yönetime, işte hikaye yazımına kadar emeği geçen herkesi kutlamak istiyorum. Ve hani bu kadar duyarlı, hikayelerin hepsinin ikinci bir anlamı, yan anlamı var filmlerin her birinde. Bu kadar duyarlılıklı, bu kadar farkındalığı yüksek bireyler olduğumuz için önce gençleri ve onları yetiştiren öğretmenleri de tebrik etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Sıradaki ödülümüz en iyi kız oyuncu. En iyi kız oyuncu. Gelecek filmiyle Duru Engin. Kendisi sahneye davet ediyorum. Ödülü vermek üzere de sahne kapı tiyatrosu temsilcilerini de sahneye davet ediyorum. Evet.
en iyi kız oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülleri şöyle ki sahne tozu tiyatrosu tarafından 9 aylık eğitim kazandılar kendileri. Tören bitiminde lütfen buradan ayrılmayın. Arkadaşlar sizin irtibat bilgilerinizi alacaklar. Çok teşekkür ederim. Evet, ödüllerin yavaş yavaş sonuna gelirken sıradaki ödülümüz de en iyi senaryo ödülü. En iyi senaryo... İyi filmiyle Deren İrem. Kendisi kendine davet ediyorum. Bu çok iyi yani o anlamda. Yani girişler, çıkışlar diyeceğim. Ben esas şunu söylemek istiyorum. Zuhal Hocam'ın da dediği gibi. Yani o kadar güzel bir iyi niyet ve istek olmuş ki. Yani teknik falan çok önemli değil benim için. Ama yani benim için. Buradaki arkadaşlarım bence bir şekilde yani... Kültür, sanat, sinema, tiyatro neyse profesyonel hayatta da bunlarla yan olarak uğraşmaları gerekiyor. Çünkü hakikaten sanat iyileştirir. Teşekkürler. Evet, sırada son iki ödül var. Şimdi en iyi yönetmen ödülümüzü açıklamaya geldik sıra. En iyi yönetmen ödülü... Çiğ Tanesi filmiyle Ali Uysal'ın kendisi sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederim.
okullarımızı, aile öğretmenimizi, müdür yardımcılarımızı, kulüp arkadaşlarımı, balon film ekibini ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerimizi de tekrardan fotoğraf çekimi için sahneye davet ediyorum. Gençler, bahtınız açık olsun. Serdar Hocam, yani bu müthiş yakışmış zeytin. Hem bu çevreci tavrınızdan hem de zeytin biliyorsunuz Ege'nin, sanatın simgesidir. Yani yapraklarını dökmeyen, aslında yukarıdan döküldükçe aşağıdan filiz olarak gelen tek ağaç. Çok yakışmış. Sizi gerçekten kutluyorum. You cry.